Bugün elhamdülillah yeni bir çalışmaya karar verdik. Kur'an ayında Kur'an-ı Azimüşşan çalışması yapacağız. Fatih'te cumartesi günü bütün hoca kardeşlerimizle, idareci kardeşlerimizle toplantı yaptık Fatih'te. Derviş hocamın şeyle kontrolünde biliyorsun. Derviş hocam davet etti bizi. Yepyeni hafız talebelerimiz. Yepyeni. Pırıl pırıl. Bugün hafızlık imtihana girdiler. Berat gecesi onlarla beraber biliyorsunuz bir program yapacağız. İnsan bunları gördükçe, duydukça elhamdülillah neşesi artıyor, heyecanı artıyor, zevki artıyor, güzelliği artıyor. Neden? Çünkü elhamdülillah bir nesil var hala, bir nesil geliyor elhamdülillah. Kur'an'la yetişen bir nesil geliyor yani. Hakikaten çok kıymetli bir nesil geliyor yani. İlla tabii olumsuzluğu görenler, o da insanlar olumsuz görüyor ama olumlu olarak da değerlendirmek lazım. Yani burada şunu anlatmak istiyorum yani. Eğer biz güzel bir şekilde mücadele verirsek, sahip çıkarsak, sahip olla beraber yürürsek, Allah'ın izniyle göreceksiniz ki bu evlatlar, bu gençlik, bu nesiller güzel bir şekilde yapar yetişir. Rabbim başarmayı nasip etsin. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Vezkur fil kitabi İbrahim. İnnehu kâne sıddîkan nebiyyâ. إذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنته لأرجمنك واهجرني مليا قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا Sadakallahu'l-Azim. Okunan ayet-i kerimelerde Mevla Teala İbrahim Aleyhisselam'ın babasına yapmış olduğu nasihatleri anlatıyor. Baba Azer İslam'a girmemiş. Yani Hanif dinine uymuş. Peygamber olarak İbrahim Aleyhisselam oğlu olduğu halde kabul etmemiş. Yani. İbrahim Aleyhisselam Allah'ın haliliydi, dostuydu. وَاتَّخَذَ اللّٰهُ İbrahim'e halile. Hanif dinine mensup. Yoksa şu millettendi, bu millettendi, şu şuradandı, bu buradandı ifadelerine girmeye kalktığın an bu sefer Allah muhafaza etsin. Olmayacak şeyler karşı çıkar. Milliyetçilik mantığı insanları ne yapıyor? Perişan ediyor. Yabancılaştırıyor bir defa yani. Mesela bunu nerede olursa olsun dikkate almak lazım. Müslüman kardeşin. Allah'ınız bir, peygamberiniz bir, Allah sizi kardeş olarak ilan etmiş. Sen buradan yürüsene. Yoksa diğer türlü milliyetçilik mantığına bir düştüğün takdirde Allah muhafaza etsin. Otomatikmen bir takım milyonlarca, milyarlarca insanı ne yaparsın? Dışlamış olursun. Buna ne gerek var ya? Şimdi
İbrahim Aleyhisselam babası malumunuz putları yapar, putlar üzerinde yürür. Peygamber olarak İbrahim Aleyhisselam'a ne yapmaz? İman etmedi. Ama İbrahim Aleyhisselam yine babasına nasıl davranıyor? Son derece yumuşak davranıyor. Babacığım diyor. Ya ebedi, ya ebedi. İfadelere dikkat etmek lazım. Babacığım. O yüzden bugün bize evlatlar olarak babalarımıza, büyüklerimize, annelerimize, etrafımızdaki insanlara karşı saygımızı, sevgimizi, muhabbetimizi ne yapmamız lazım? Bildirmemiz lazım, dikkat etmemiz lazım. Bak, sen Allah'a inanmadın, peygambere inanmadın. Sen Kitabullah'ın dışında bir insansın. Sen şusun, sen busun. Sen işte demiyor ona. Yine babacığım diyor yani. Babacığım diyor yani. O yüzden Rabbim inşallah bu ifadeyi güzel anlamaya nasip etsin. Devamında da diyor ki yine ayetin sonlarında da Estağfirü leke Rabbi. Senin için Allah'tan özür dileyeceğim diyor. Bu da çok önemli ben. Bunu da dikkate almak istiyorum. Üzerinde durmak istiyorum. Yani bir kafir için Allah'tan özür dilenir mi? Bak, dilenirmiş işte. Ha, ne için dileneceksin? Hidayeti için dileneceksin. Allah'ım bunu affedip buna hidayet nasip et. Bu şekilde demekte ne yok? Bunda sakınlığı olmaz. Mesela bir kafir. Bu kafirin hidayetini istemek. Bunda ne sakınca olacak? Ya Rabbi bu kafir yanlışlarını, hatalarını affedip bunu hidayet nasip et. Demek ki ne sakınca olacak? Bak, demek ki kafirin bile hidayetini istemekte bir sıkıntı yokken sen Müslüman kardeşinin, Müslümanların hatalarının örtülmesini engellemek, örtülmesini istememek Allah muhafaza etsin ne kadar büyük tehlike. Öyle değil mi? Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in ne özelliği vardı? لَعَلَّكَ بَاقَعُنْ نَفْسَكَ لَا يَكُونُ مُؤْمِنِينَ Ya Muhammed, onlar iman etmeyecek diye kendini helak mı edeceksin diye Mevla Teala. Yani o kadar kafirlerin iman etmesi için o kadar Efendimiz dikkat ediyordu, o kadar onlara tabiri caizse asılıyordu ki ya iman etsinler, hidayeti bulsunlar, hataya düşmesinler, hatadan vazgeçsinler, isyandan vazgeçsinler. Yani bilmem anlatabilir miyim yani. Şimdi bir kafirin bile bu kadar üzerine duran peygamber ve peygamberler o zaman bize Müslümanlar, Müslüman kardeşlerimize ne kadar dikkat etmemiz lazım ya. Ya bu iticilik nereden kaynaklı anlamıyorum ben ya. Niye itiyoruz biz insanları ya? Müslüman kardeşlerimizi niye itiyoruz biz yani? Ben burayı çözemiyorum ya. Ya işte, yani neyini itiyorsun kardeşim bunu sen? Kendine gerçekten güveniyorsan varsa yanlışı, yanlışını düzelttir ya. Onun derdine dertlenelim, onun çalışmasını yapalım, onun gayretini gösterelim. Ya itmek kadar gelsinler diye çalışsaydık daha çok kazanırdık. Allah yardımcımız çünkü. Değişik bir şey ya, ben anlayamadım ya. Bakın çok önemli bir şey söyleyeceğim ben size. Ben üzerinde duruyorum bu ifade. Biraz alınanlar alınır, anlasın. Önemli değil. Şimdi bazı kanallarda dikkat ederseniz isyan şov diyorum ben. Onlar başka şey şov diyorlar da isyan şov. Bakıyorsun adam kabre girecek derken sen söyle o adam kalktı ne yaptı? Ekranlara döndü ve değişik isimleri çağırıyor kendine ait. Bunlar maddeyi aşmış durumda, şöhreti aşmış durumda böyle ama küfür üzere İsyan üzere toplanmakta hiçbir sakınca ne yapmıyorlar? Görmüyorlar. Bak küfür üzere toplanmakta hiçbir sakınca ne yapmıyorlar? Görmüyorlar. Ve toplanıyorlar. Ya işte para için toplanıyor. Yok, hiçbir paraya ihtiyacı yok. Hepsi kendine ait bir şöhretliği var çünkü. Sadece insanları bozmak için, gençliği bozmak için, gençliğin ahlakını, gençliği olumsuzluğa sürüklemek için, müziğe ve değişik şeylere sürüklemek için yapılan isyanla millet düşürüyorlar. Tabii kendine has şöhretle de bir araya toplayınca da ne oluyor? En netice gündem oluyorlar yani. Şu anda olduğu gibi mesela. Diğer taraftan bakıyorsun. Kardeş, güzel insanlar, hadi ya, hoca efendiler,
kıymetli hocalarımız, kıymetli abilerimiz, kıymetli büyüklerimiz. Gelin ya. Bir masa etrafında toplanılması lazım. Müslümanların dertleriyle dertlenilmesi lazım. Gençlikten gençliğimizin kurtuluşu için mücadele verilmesi lazım. Gençliğimizle alakalı ciddi projeler, programlar yapılması lazım. Gelin kardeşim ya dendiğinde bir bakıyorsun ilk karşı çıkanlar Müslümanlar. İlk karşı çıkanlar Müslümanlar. Ya şimdi bunun zamanı mıydı? Fitne mi çıkar? Şöyle arkadaşım. Hayrola ya? Ya isyan üzere toplananlara sesini çıkartmayan sen Müslüman kardeş. Niye sen Allah için bir araya gelenlere hemen sesini çıkartmaya başladın? Fitne mi çıkar? Bilmem ne olur. Ya onlar küfür üzere her türlü küfrünü ortaya kusuyorlar. Bu adam küfrünü kusarken zerre kadar ne yapmıyor? Geçen işte biliyorsunuz otobüste resmen çarşaflı kardeşimize saldırdılar ya. Ya bu nasıl iş be kardeşim ya? Bu adamlar zerre kadar ne yapmıyor? Korkuları yok, bilmem neleri yok, taşkınlıkları her türlü var. Sen dinle alakalı, İslam'la alakalı, Kur'an'la alakalı, Allah'la alakalı ki kesinlikle ve kesinlikle gençliğimizin muhafazası için, evlatlarımızın muhafazası için, nesillerin muhafazası için. Hadi bir araya gelin dendiğinizde bir bakıyorsun ilk önce Müslümanlar şimdi kardeşim zamanı mıydı? Şöyle mi olur, böyle mi olur, filan mı olur? Hayrola ya arkadaş ya. Ya nedir ya sizin meseleniz? Ya bu korkaklık meselesi nereye kadar ya? Ya Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem tekti. Sahabe-i kiram efendimiz 3-5, 10 kişi, 15 kişiydi daha. Mekke'nin döneminden bahsediyorum. Mekke'ye şeyine baktığında, yarımadasına baktığında resmen herkes putlara tapıyordu. Put. Herkes putun peşindeydi. Putlara secde ediliyordu. Kabe putlarla doluydu. En netice sistem son derece bozuktu. Buna rağmen Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hakkı söylemekte hiç ne yapmadı? Geri durmadı ya. Bir araya gelmekte hiç geri durmadı ya. Çalışmasını yaptı. Şimdi ne oluyor bilmiyorum. Değişik bir sindirme sistemiyle Müslümanları ciddi bir şekilde ne yaptılar? Sindirme taktiğine geçtiler. Müslüman Müslümanın fitnesinden, Müslüman Müslüman kardeşinin şeyinden hareket edemez hale o geldi ya. Yapmayın arkadaşlar ya, yapmayalım ya. Müslümanlara laf söylemeyelim. Müslümanlara sahip çıkalım. Müslümanların birliğini beraberini isteyelim. Müslümanlarla alakalı bir çalışma olduğunda takdir edelim, teşekkür edelim, var olduğumuzu hissettirelim. Çok önemli bir şey. Rabbim inşallah bu konuda bizlere başarılar nasip etsin.